şöyle güzel bir kadrajla size merhaba demek istiyorum. Şu an kuş sesleri gelmiyordur muhtemelen. Dışarıda çok rüzgar olduğu için bu kaydı içeride alacağım. Hemen kendime döndürüyorum. Güldür'ün her yerinde o kadar çok ışık var ki her böyle nur inmiş gibi duruyor her pencereden. O zaman yeniden herkese merhaba. Ben şu an Mersin'deyim. Mersin Anamur taraflarındayım şu an tam olarak. Buraya neden geldiğimi az çok anlatmaya çalıştım video boyunca. Öncelikle buraya geliş hikayemi izleyelim. Biliyorsunuz sahil kenarında bir yerdeydim. Jandarma bizi oradan kovdu. O kovulma anından Osman abinin tanıdığı mahalleye gittik. Mahallede de barınamadık. Malum kediler ve Siri yüzünden. Bir de çok da hoş bir yer değildi öyle. Böyle sığıntı gibi hissettik kendimizi. Ondan sonrasında çıktık. Ben 300 kilometreye yakın yol geldim. 300 kilometrede çok tatlı, yörük bir amcayla tanıştım. İmamoğullarından Murat ismi, 71 yaşında. Onun hikayesi de var videolarda. Önce onu izleyelim, buraya geliş hallerimi. Ondan sonrasında tekrar buralarda olacağım. Nedir ne değildir bir durum değerlendirmesi yapalım. Görüşürüz. Şu jandarmaya bağlı arkadaşlar burada duran bütün karavanları uyarmaya geldiler. Dediler ki karavana da artık yasak var. Lütfen karavanlarınızı toplayın, çıkın. Kesin yasak gelmiş yani. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Buradaki karavancı abilerle de sohbet ediyoruz. Ama yarım saat, bir saat içinde burayı terk etmemiz gerekiyormuş. Aksi takdirde hem idari para cezası hem de çekici gönderip çekiciyle aracı kaldırtacaklarmış. Yani yasalara uymak şart biliyorsunuz. Bunu her zaman söylüyorum. Şimdi bir çözüm odaklı düşünmeye çalışıyorum ama bakalım şu karavancı abilerin yanına gideyim, diğer iki karavanın yanına bakalım onlar ne yapacak. Belki ortak bir karar veririz. Hadi sür Siri, götür bizi hadi. Şu abiler bekliyorlar. Biz gittikten sonra fotoğraf çekmeleri gerekiyormuş. Siri hadi devam. Yalnız yollar bomboş görüyorsunuz. Osman abi duman atıyor, Osman abi. Yokuşta duman atıyor, enjektörlere bir baktıralım. Vallahi geldik ama burada mı kalacağız bilmiyorum. İnşallah okunan sela benim yolculuğumla ilgili değildir. Siri ne diyorsun? Siri'cim. Burada muhtemelen sizin oralarda da öyledir. Burada da aynı şekilde sürekli her ezandan sonra böyle duyurular yapılıyor. Ya da seladan sonra. Canim. Siri seni görmeden. Hadi. Hadi kuzumum benim. Hadi git. Yok yok anneciğim orada bir şey yok. Falan bilmiyorum bekliyoruz. Ayrılmadan şöyle bir yere geldik. Mahalle arası gibi buradaki dükkanlar kapalıymış. Bu Osman abinin eski mahallesiymiş burası. Bakalım burada kaç gün kalacağız. Biliyorsunuz dün sahil şeridinden kovulduk. Jandarmalar çıkardı haklı olarak. Biz de böyle geldik. Buraya yerleştik ama burası da bir mahalle arası. Hani çok aşırı rahat edebileceğimiz bir yer değil. Siri için hiç iyi bir yer değil. Çünkü kediler çok fazla ve yola çok yakın. Kedileri kovalayıp yola çıkabilir. İşte kediye zarar verebilir, kendine zarar verebilir. O yüzden biz burada fazla kalmamaya karar verdik. Ne yapalım, ne yapalım diye düşünürken bir karar vermek üzere dün akşam böyle oturdum, düşündüm falan. Bir karar verdim. Şimdi güzelce bir uyanalım, bir kahvemizi içelim. Ondan sonra elimiz yüzümüzü de bir yıkayalım. Sonrasında ben anlatacağım size neler olduğunu. Sadece kısa bir mola veriyorum. Karantina molası gibi düşünün. Bir Antalya il sınırları dışına çıkmak istiyorum. Bu gerçekten benim için çok önemli. Böyle bir şeye boşluğa düştüm 2-3 gündür. Bunu düşünüyorum. İki Antalya gelişimde de bir aydan önce çıkamadım. Umarım bugün kazasız belasız Antalya il sınırından dışarı çıkarım. Antalya'yı kötülediğim için söylemiyorum. Şu ana kadar geldiğim en güzel yerlerden biri ve çok seviyorum. İçindeki arkadaşlarımı daha çok seviyorum. Ama enteresan bir şekilde bir geldiğimde arabam bozuldu gidemedim. Birinde de şimdi işte biliyorsunuz koronavirüsü çıktı. Gene gidemiyorum. O yüzden buradan Alanya'dan sonra Mersin geliyor. Mersin'de artık böyle ormandır, dağdır, tepedir, taştır, güvenli bölgedir. İşte jandarma karakoluna gidip de rica edeceğim. Nerede konaklayabilirim, işte durumumu izah edeceğim. Yani
O zaman haydi yolculuğa çıkalım. Ama önce ortalığı toparlayalım. Ondan sonra yolculuğa çıkalım. Hadi görüşürüz. Benimle beraber Osman abiyle Yusuf abi de ayrılıyorlar. Hep beraber gidiyoruz bir yerlere. Tabii onlar benim gibi uzağa gitmeyecekler ama nereye gidecekler bilmiyorum. Onlarla biri varmış. Onlarla tanışıp oradan yola devam edeceğim. Arka arkaya 3 karavan geldik ama şurada bizi çok hoş karşılamıyor. Sen niye sinirlendin? Sıcakta mı tuttular seni? Haklısın. Ben olsam ben de sinirim ama üstüme gelme. Sirip ucağımda ya, ona belki hırlı olabilir. Keşke seni oradan söküp alsam ama alamam. Her yerinde sineklenmiş. Şişt, gel götüreyim mi senin karavanını? Gel, sen benim karavana sığmaz. Vallahi bak. Nasılsın, iyi misin? Yusuf abiyle Osman abi yerleştiler. Biz de şurada, yani şu dairelerde oturan bir abi varmış. Bizimkilerin ahbabıymış. İki kere, üç kere gelmişler ama benim olduğum yere tanışmak için. Benim meşguliyetim varmış, yani o an bir işle ilgilendiğim için selam verememişler. Ben de geldim, bekliyorum uyanmalarını. Eğer biraz daha bekleyeceğim. Uyanmazlarsa tanışmadan gideceğim, kusura bakmayın diye bu videoyu da çekiyorum. Yani geldim, bekliyorum. Hadi bakalım, uyanacak mısınız? Çok naif bir insanla tanıştım. Çok tatlılarmış. Ya çok mutlu oldum. Böyle insanlarla tanışıp da böyle güzel izlenimler bırakmak çok güzel. O zaman yola devam edelim. Bakalım nereye gideceğiz. Ne yapacağız bilmiyorum ama önceliğim insansız, nefes alabileceğim, biraz da yalnız kalabileceğim bir yer arıyorum bakalım. Şu arka lastik tamir edilmeyecek bir bozukluktaymış. O yüzden her benzinlikte böyle hava basıyorum ona. Değiştirilmesi gerekiyormuş yani. İlk masrafımız olan yakıtı hallettik. 240 liraya fulledim depoyu. Niye böyle bir topa girdim merak ediyor olabilirsiniz. Yani niye hani zaten para harcamıyordum, masrafın olmuyordu diyebilirsiniz. Ama gerçekten yalnız kalmam gerekiyordu. Ben normalde gerçekten çok böyle seçtiği yoldan memnun bir hatunum, tamam mı? Hani böyle ilkel şartlarda bile yaşamayı seviyorum. Daha konforlu bir karavan yerine burada yaşayabiliyorum. Zorluklarını da seviyorum ama bu ara bu yaşanan kaoslar, sivrinin köpek ısırması, ülkenin bu koronavirüsünden dolayı kaosları derken çok bunaldım abi. Yani ben böyle bunaltıcı bir video içeriye çıkartmak istemiyorum. Ben çünkü her videoda tebessüm edin istiyorum, mutlu olun istiyorum. Hani bizden yani birileri de başarabilmiş diyebilin istiyorum. Size gerçekten bir örnek teşkil etmek istiyorum. Yani hani böyle de yaşanabilir, bak böyle de hayallerini varabilirsin diyebilirsin, yani demenizi istiyorum. O yüzden birkaç gün soluklanmaya gerçekten ihtiyacım vardı. Bu yüzden çıkıyorum yolculuğa tekrar sakin bir yerde. Yani hadi yola devam edelim. Biraz malzeme alalım yetecek kadar, bakalım neler alacağız. Bizi bir hafta götürsün yeter. Fazlasına gözüm yok. Ben alışverişimi yaptım, oraya bıraktım ama şöyle bir sıkıntı var abi. 3-4 araba dolduran insanlar var. Anlıyorum, korkuyoruz ama bu kadar da yığılmamak lazım. Bir haftalık alacağını al. Hadi. Çok büyük aile olsan da 4 şey dolduramazsın abi. O ıslak mendiller şeyler havada uçuşuyordu yani ya. Parası olmayan ne yapacak? Maaş almayı bekleyen ne yapacak? Maaş alınca çocuk gelecek ya da adam gelecek, kadın gelecek, hiçbir şey yok. Vallahi sinirlendim. Neyse, ben kendime 5 gün geçecek bir şeyler aldım. Artık ben gidiyorum. Üzücü bir durum gerçekten ya. Sanki kıtlık çıkmış. Yeminlik gibi de her kırmızı ışığı yakaladım. Gerçekten. Yemin etmiş gibi her kırmızı ışığı yakaladım. Bakalım. Tebrik ediyorum kendime. Bize ehliyet kursundayken çok eskiden bir ışıktan bir ışığa 60 km hızla giderseniz hiç bozmadan her zaman kırmızı ışığa ya da yeşil ışığa yakalanırsınız demişti. Demek ki ben ortalama 60 km hızla gidiyorum.
buralarda insanlar, Alanya'dayım şu an. Buralarda bayağı dışarıdalar. Yani bizim hafta içi, olduğumuz yerde hafta içi de yasaktı. Ama burada yasak değil. Neyse ben kaçtım. Alanya'ya kadar geldim. Şirin'in ihtiyaçları için mecbur mola verdik. Şurada sahilde insanları görüyor musunuz bilmiyorum ama bıcır bıcır geziyorlar. Aa, bilmiyorum. Korona var, korona. Nerede duracağım konusunda inanın bilgim yok ama böyle araç sürmek bana çok iyi geldi. Uzun zamandır sanki yapmadığım bir eylem gibi. Bir de bilmiyorum. Sizde de oluyor mu böyle araç kullanırken çok çok farklı düşüncelere dalıyorsunuz? Tamam, yolu bırakmıyorsunuz ama böyle enteresan bir terapi gibi geldi bana bu sefer. Tamam, ben de başlattım kaydı. Sen istediğin gibi dinlene dinlene söyle. Ben de çok aeste aeste tamam, gideceğim. Oh, sarı yaylamda seni de yaylayamadım. Yoldaş Karkano. Yoldaş Karkan. Sürmeli kekliğimi de avlayamadım kardeş Torikano. Boynum alır nahımı senden, sürmeli gelin o. Sende güzellikte, bende de gençlik varkan, varkan. Suna boylum güzel çiçekleri, takma başına, başına. Kudret kalemi, Allah'ın yazdığı yani kudret kalem. Doğru, Allah'ın yazdığı. Kaşlar, kaşlar. Kudret kalemi. Çekme güzel kaşına, vay vay. Şimdiki boyaları çekme diyorum yani. Tabii şu anki hali boyaları. En güzel Allah'ın yarattığı. Tabii en güzel yaratılış olduğun gibi kalmak. Doğru, doğal. Gelip geçen yolculardan güzel köpele beni sorasın, vay vay. Ağzına sağlık valla. Çok teşekkür, güzel söyledin. Teşekkür ederim. Ha. Yörük türküsü mü? Evet. Göçe bastım. Sen de? Sarıya çili yörüklerim. He. Bastım. Yörüklerin de ayrımı var da. Tabii tabii. Yaylamız var yani Toroslar'da. Hı-hı. Lütfen adresini ver. İsmini al. Yeni sene yazın misafirim ol. Evli misin? Abi bekarım. Bekar de olabilirsin. Kızım yerindesin. Denizde. Oh. Denizde kumsal var. Gidelim denize, bu araba iner denize. Açık buz bahçem var. Gezelim, resim çekelim köpekle. Kızımın evi var. Gir denize, 20 metre git kardeş. Tabanın çakıl sayılır, temiz. Allah razı olsun. Gelirsem uğrarım. İnşallah, inşallah. Böyle tatlı bir yol hikayesi yazdım. Amca böyle kenarda duruyordu. Gelene geçene değneğiyle dur diyordu. Kimse durmayınca ben aldım. Çok da tatlıymış. Gördünüz değil mi yurdum insanını? Yörükmüş. Kendisi Yörük aşiretindenmiş hatta. Güzel bir anı oldu benim için ya. Çok memnun oldum böyle kültürler tanıdığıma. Çok amcayla işli dışlı olmak istemedim. Hani taşıyıcı olurum, bir şey olur falan diye. Ama amca böyle bayağı şey, anlattım biraz aslında ona. Dedim bak hani yaşından itibaren şey olur ama yok.
Ama güzel bir amcaydı. Allah ömür versin. Umarım bir daha buradan geçersem amcayı ziyaret edeceğim. Evini gösterdi, köyünü gösterdi, dükkanını gösterdi. İşte yol ya, hikayeler çıkarıyor yani size. Kendi hikayesini yazıyor yani. Neyse hadi yola devam edelim. Polisler kontrol yapıyor. Tam olarak ne kontrol yapıyorlar bilmiyorum ama her arabayla tek tek konuşuyorlar. Muhtemelen Covid-19 ile ilgili bilgilendirmeler veriyorlar ve bana da soracaklar ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun diye. Ben nereye gidiyorum bilmiyorum. Anamur'a girmek üzereyim. Az önce gördüğünüz polis ekibi de önce nereye gideceğimi, Covid-19 hakkında bilgileri ve şehirler arası yolculuk yaparken özellikle maske ve eldiven kullanmanın daha sağlıklı olacağını anlattılar. Aslında çok haklılar. Ben de bir şekilde edinmem lazım riske girmeden. Sonrasında ateşimi ölçtü bir tane görevli, sanırım hemşireydi. Sonrasında plakamı alıp telefon iletişim bilgilerimi aldılar. Nereye gideceğimi tekrar teyit ettiler. Notlarını aldılar. Muhtemelen atıyorum işte bir sonraki çıkışta da bu sorunu yaşayacağım. Bu sayede öğrenmiş olduk ki net olarak şu an için şahsi araçlarla şehirler arası yolculuk da sorun yok. Sadece ateşinizi ölçüp kontrol ediyorlar ve 14 gün karantinada mutlaka kendinizi tutun diyorlar. Ve çok haklılar. Ben de zaten şimdi gerçek bir karantinaya gidiyorum. Gerçek bir karantinaya gidiyorum dedim ama gelin görün ki gidemedim. Çünkü dün 300 kilometreye yakın yol yaptım. Ben normalde Düldül'le beraber günlük 30 kilometreden fazla gitmiyorum yani bir başladığımda. Bu kadar uzun seyahat beni bayağı bir yordu. Dün o yüzden bu kanalda video yoktu. Doğru düzgün bir yer bulamayınca da mecbur benzinlikte kaldım. Bugün artık düzgün bir yer bulup böyle istediğim gibi bir kısa bir karantina süreci yaşamak istiyorum. Çünkü böyle tedirginim şehir içinde fazla kaldığım için. Kesin bir göreyim. Bakalım septomlardan herhangi bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Hem de bir kafa kampı yapayım böyle kendimle baş başa. Baykuşumla, Siri'yle, benle, Düldül'le böyle baş başa bir kamp yapalım. Şimdilik bu kadar benim hikayem. 2-3 günün karışımı oldu biraz. Kafanız karıştıysa kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki hikayemde görüşürüz. Hoşçakalın.